ritim bozukluğunu çok basit bir şekilde açabilir miyiz? Yani ritim bozukluğu dediğimizde kim ne anlamalı? Ritim bozukluğu dediğimizde kim ne anlamalı? Zor bir soru bu ya. Fakat şöyle söyleyebiliriz herhalde en basitiyle. Ritim bozukluğu, kimlerde ritim bozukluğundan şüpheleniriz kısmını sorarsak, hangi şikayet bizde bu hasta ritim bozukluğu olabilir diye düşündürür dersen, hastaların genellikle ritim bozukluğu olan hastalarda şikayet çarpıntı şeklindedir. Tekleme şeklinde bazen söyler. Yani tanımı bu mu ritim bozukluğu? Ritim bozukluğu tanımı o değil. Nedir? O tanımı değil. Hastaların hissettikleri şey o. Yani ritim bozukluğu olan hastaların genellikle hissettikleri şey şu. Ara ara kalbimde çarpıntı, ara ara böyle buran bir tekliyor gibi, bir duruyor gibi kalbim filan derler bazen. Bir duruyor bir sonra çalışıyor filan derler bazen. Hissedenler öyle. Ama bu ritim bozukluğunun nasıl hissedildiği de hangi türden ritim bozukluğu olduğuyla da ilgilidir. Yani ritim bozuklukları kardiyolojinin ayrı bir geniş bir alanı ve hatta bu ritim bozukluklarıyla özellikle tedavi kısmıyla ilgilenen kardiyologlar daha özelleşmiş olarak sadece bununla ilgilenir çoğu. Yani sadece ritim bozukluklarıyla ilgilenen, bu elektrofizyolojik çalışma, işte ablasyon dediğimiz ritim bozukluklarının girişimsel yöntemlerle tedavisi, ki bunun içine tabii pil de girer. Sadece bununla ilgilenen kardiyolog arkadaşlar var. Diğer kardiyolojinin diğer alanlarıyla ilgilenmiyorlar yani. O anlamda hani böyle büyük bir alan. Ritim bozukluğunda şöyle bir defa, ritim bozukluğu aslında bakarsan herkeste olan bir şey. Ritim bozukluğu olmayan birisi var mı? Neredeyse yok gibi yani. Her ritim bozukluğu tedavi edilmesi gereken ciddi bir problem değil bizim açımızdan. Bir defa kalpte tekleme şeklinde ritim bozuklukları hemen hemen herkeste gün içinde olur. Bunun sayısı önemlidir. 3 olur, 5 olur, 100 olur, her neyse. Ben de hissederim mesela bunu kendimde. Yani bilirim onun ne olduğunu. Önemsemem ama bu sık sık olursa, belli bir sayı geçerse, farklı türden ritim bozukluklar var, onları düşündüren şikayetler olsa hastada, tabii o zaman onun araştırılması, gerekli tedavinin yapılması gerekir. Hocam, hastaların en çok tarif etme şekli nedir ritim bozukluğunda? Genellikle çarpıntı şekli tarif ederler. Ya benim ara ara kalbim çarpıyor derler genelde. Çalışıyor bir duruyor gibi söyleyebilirler. Ama bazen hiç o şekilde söylemeyenler de var. Yani bazen bir bunalıyorum, boğulacak gibi oluyorum, acayip bir sıkıntı basıyor filan der ama o çarpıntı hissetmeyebilir bazıları. Yani şöyle hastalar geliyor bize. Kalbinin atışlarını EKG dediğimiz o zikzaklı kalp grafisine bakıyoruz. Bir normal bir bozuk, bir normal bir bozuk. Eksasyon bir şeyler. Hastaya soruyorsun bir şikayetin var mı diye. Hiçbir şikayetim yok diyor. Hatta bugün öyle oldu bir tane hasta hakikaten. Daha önce geldiğinde yoktu, bugünkü öyleydi. Şikayetin var mı diye sordum, hiçbir şikayetim yok dedi. Çarpıntı filan oluyor mu, kalbin teklediğini hissediyor musun diye özellikle sorduğum halde. Hiç öyle bir şikayetim yok dedi ama EKG'si bir normal bir bozuk, bir normal bir bozuk yani. Bazısı böyle bu kadar sık olmasına rağmen hiç şikayeti olmuyor. Bazılarında günde 1-2 tane ekstra sistol dediğimiz bir tekleme oluyor ki herkeste olur aslında bu. Onu hissediyor ve onu kafaya takıp doktor geziyor yani. Anlatabildim mi? Yani herkeste ritim bozukluğu aynı şekilde kendini göstermiyor. Bazıları onu hissediyorlar, bazıları hiç hissetmiyorlar. Bazı ritim bozuklukları var tabii, onu hissetmemesi mümkün değil hastanın. Yani mesela ölümcül ritim bozuklukları vardır kalbin. Onlar özellikle böyle kalp krizi dönemlerinde ya da ağır kalp hastalarında daha sık karşılaştığımız ritim bozuklukları bunlar. Onlar ayrı bir grup diye belki sınıflamak lazım. Çünkü onların tedavisi aciliyet gerektirir filan. Ama hani gün içinde böyle genç gençlerde de sık sık karşılaştığımız kalp hastalığıdır ritim bozukluğu. Yani gençlerde kalp damar problemi, işte atıyorum 15-20'li yaşlarda, çocuklarda bile olur bu ritim bozukluğu zaten ama hani bizim ilgilendiğimiz grubu söyleyelim. Genç yaşlarda bile bu ritim bozukluğuyla ilgili kalp problemlerine sık sık karşılaşırken damar tıkanıklığıyla ilgili bir probleme gençlerde çok bunun kadar sık karşılaşmayız yani. Ritim bozukluğu şikayetiyle gelenin başka bir rahatsızlığı da veya tahmin edilen bir şey de çıkabiliyor mu? Tabii o öyle ama hangi yaş grubunda olduğu önemli. Yani sen gelse mesela 20'li yaşlarda genç delikanlılar ara ara benim kalbim çarpıyor dediğinde bu hastanın altta başka ağır kalp hastalıkları olacağını ilk aklımıza getirmeyiz yani. Daha çok ritim bozuklukları aklımıza gelir. Onlardan bir tanesi olabilir diye düşünürüz. Tabii ki diğer tetkikler yapılır. Altta başka şeyler de çıkabilir ayrı ama hani genellikle böyle genç yaşlarda gördüğümüz böyle çarpıntı şikayete gelen kişilerde altta ağır bir kalp hastalığı, başka şikayet yoksa hastanın, işte nefes darlığı gibi, vücudunda başka kalp hastalığını düşündüren belirtiler gibi, ki onlar yoksa başka hiçbir şikayetim yok ama benim işte 3 haftada bir kalbim aniden yerde fırlayacak gibi oluyor diye geliyor hasta. 5 dakika 10 dakika ama onun dışında hiç hayatında çarpıntı yokken bir şikayet yoksa bunda ciddi bir kalp hastalığı altta vardır diye düşünmeyiz ama ritim bozukluğuyla ilgili araştırma yapılması gerekir. Ritim bozukluğunun paniğine kapılanlar genelde böyle bir telaşa geliyorlar hemen. O tabii çok önemli. Ölüm korkusu yaşatıyor yani bazıları. Kalbim yerinde fırlayacak gibi diyor. Hatta gençlerde maalesef bu ritim bozukluğu şöyle de atlanabiliyor. Çarpıntı şikayetiyle acile başvuruyor. Tam çarpıntısı oluyor, acile koştur koştur gidiyor. Acile gittiği sırada tabii o ritim bozukluğu kendiliğinden düzelmiş oluyor gidene kadar. Acildeki hekim arkadaşlar bir EKG çekiyorlar, muayene ediyorlar. Bakıyorlar kalpte bir ritim bozukluğu yok ama kalp böyle heyecanlanmış gibi biraz atıyor. Normal strese girdiğimizde kalbimiz biraz hızlanır ya. Tabii o ritim bozukluğunun sıkıntısıyla ritim bozukluğu geçse bile hastaların o anda biraz kalbi normale göre hızlı atabiliyor. Hekim arkadaşlar da özellikle genç bayanlara sık sık bu oluyor yani. Yani sende panik atak var filan denip gönderiliyor. Öyle yıllarca bir türlü ritim bozukluğu anında EKG'si çekilemediği için ya hep acile gidiyorum, beni panik atak diye evime gönderiyorlar filan diye en sonunda ritim bozukluğu tespit edilip de tedavisi yapılan hastalarımız var yani. Hani gençlerde böyle çarpıntı özellikle aniden başlayıp aniden sonlanan böyle
acile gidene kadar çarpıntısı genellikle geçmiş olan kişilerin, panik atak diye düşünen kişilerin hani altta panik atak olmayabileceğini akılda tutmak lazım. Peki. Şikayet çok önemli. Yani burada hasta bize tarif ettiğinde biz tahmin ederiz onun panik atak mıdır değil midir? Onu iyi sorgulamak lazım. Peki öksürmek, hapşırmak, bir tık yüksekten atlamak bu ritim bozukluğunda bir faydası var mı? Düzeltir mi ritim bozukluğunu? Şöyle ritim bozukluğunu kendi kendine düzelebilir ama olabilir. Yani öyle bir tedavi standartta yok yani. Ama hani hapşırdığınız sırada ritim bozukluğu düzelebilir mi? Olabilir yani. Tam tersine başlayabilir yani. Ritim bozukluğu başlayabilir yani. Ama bu tip bir özellikle supraventriküler taşkar dediğimiz SVT diye böyle adlandırdığımız sık sık gördüğümüz ritim bozukluğu grubunda çeşitli manevralar var bunu sonlandıran. Biraz açalım. Onu söylüyoruz yani. Az önce bir grup söylediniz ya biraz açalım onu. Hani. Tabii bahsedeceğiz şimdi. Bu ritim bozukluğu birçok çeşidi var. Hastada hiçbir hayati tehlikeye sebep olmayacak son derece basit hatta birçok insanda karşılaştığımız tekleme şeklinde olan ritim bozuklukları gün içinde belli sayıda ise hiçbir önemi yok. Ama bazı ritim bozuklukları var. Hastada dediğim gibi hakikaten hayatı tehdit edebilir. Onlar da ayrı bir grup. Yani bir o uç nokta var. Bir böyle hiç doğru düz klinik önemi olmayan bir alt nokta hemen hemen birçok insanda tek tük gördüğümüz problem var. Bir de arada en sık karşılaştığımız grup şudur. Böyle hastalar aniden işte o SVT dediğimiz şey o ama hani o teferruata girmeyeyim çok uzun hikaye o. Onun da çünkü kendi içinde bir sürü çeşidi var. Böyle kalbi aniden normal atarken böyle kuş çırpınır gibi hastaya soruyorsun kuş çırpınır gibi mi oluyor böyle? Hatta böyle aynı böyle tarif ederim hastaya. Yani kalbi şöyle atarken aniden böyle mi oluyor derim. Aynen öyle oluyor filan der doktor filan. Evet öyle oluyorsa orada aklımıza SVT gelir ilk özellikle genç yaşlarda. Ama bu ileri yaşlarda altta başka bir kalp problemi özellikle kalp yetmezliği gibi damar problemi gibi başka problemler olan kişilerde o zaman SVT'den farklı ritim bozuklukları aklımıza gelir. Daha tehlikeli olabilecek şeyler. Ritim bozukluğunun sebebi ne? Ritim bozukluğunun hiçbir sebebi olmayabilir. Daha doğrusu bizim tespit edebildiğimiz bir sebebini bulamayabiliriz. Onun altta yatan mekanizması biliyoruz. Mekanizmasını bilmek ayrı bir şeydir ama sebebi şudur demek birçok ritim bozukluğu için çok mümkün değil. Ama şunu biliyoruz yani mesela kalp damar problemi ritim bozukluğuna sebep olur. Yani kalpte eğer oksijensiz kalmaya sebep olacak bir damar problemi varsa ritim bozukluğunu tetikleyebilir. Onu biliriz tamam o iskemik sebepli bir yani kalpte damar problemiyle kaynaklı ya da kalbin yeterince kanlanmamasıyla kaynaklı bir ritim bozukluğudur. Hatta biz kalp krizini anlatırken de bahsetmiştik kalp krizi sırasında hastaların özellikle erken dönemde bu ölümcül ritim bozukluğu sebebiyle kaybedilebildiklerinden falan bahsetmiştik. O ayrı tamam bazı EKG'yi çekeriz hastanın. Aa sende şu hastalık var dediğimiz bazı hastalık grupları vardır. Özellikle ölümcül ritim bozukluğuna sebep olmasından endişe ettiğimiz. Bunların bazı isimleri var işte Burgada'dır, uzun QT'dir filan o teferruata girmeyeceğim ama yani EKG'yi çektiğimizde ya da hastada işte Wolff-Parkinson-White diye çok teferruata girmeyeceğim ama yani bazı bugları var EKG'de görürüz onu. Ha sende şu hastalık var deriz. Hastalık bir de çarpıntı şikayetten bahsediyorsa filan. Ona göre hareket ederiz. Ha, bunun altta yatan sebebi ne dersen bazıları bunlar genetik sebepli. Yani hani doğumsal sebepli. Hani hasta şunu yaptı da bu ritim bozukluğu oldu diyemeyiz onlara. Ama bir grup var bu SVT'lerin önemli bir çoğunda. Kalpte elektrik sisteminde bir kısa devre oluyor. Aslında o dediğim aniden böyle normal atarken hızlanıyor ya kalp. Bu grubun çoğunda bu SVT dediğimiz grupta kalpte elektrik kabloları arasında bir kısa devre oluyor ve işte bu elektrik normal çalışırken aniden o kısa devre olduğunda yanıp sönmeye başlıyor lamba gibi düşünün yani. Ben hastalara zaten öyle anlatıyorum. Şimdi hastalar bak o da enteresandır. Birçok yerde işte senin damarın yakılacak diye geliyorlar filan. İşte bende çarpıntı varmış damarın yakılacak diyorlar. Damar yakma diye bir tedavi bizim tıpta yok. Kimsenin damarını yakmıyoruz yani. Bu bir dedikodu mudur? Tabii bu ama biraz da hani belki hekim arkadaşlar hastalar kolay anlasınlar diye damarın yakılacak filan diyor olabilirler. Ya da hastalar öyle anlıyor bilemiyorum. Damar yakmıyoruz biz. Damar dediğimiz şey ben hastalara ritim bozukluğuyla ilgili bilgi verirken hani bu özellikle tedavi kısmından dolayı bu ablasyon dediğimiz kısım. Hani yakarak tedavi etme kısmı. Burada diyorum ki damar dediğimiz şey bizim bu binada işte evde su borular var. Bu su boruları bizim damarlarımız içinden akan suyu da kan gibi düşünün. Tamam damarlar bunlar ama aynı şekilde bu binada bir elektrik kablolar var. Bu elektrik kablolarından kaynaklanıyor ritim bozukluğu. Yani o damarlarla alakası yok elektrik kablolarından. Ama tabii ki damar problemi varsa o hasta ritim bozukluğunu da tetikleyebilir o ayrı bir şey. Ama o özellikle kısa devre şeklinde olan ritim bozuklukları bu elektrik kablolarının herhangi bir yerinde kısa devrenin olması ve bu kısa devre sonunda kalbin aniden aşırı hızlanması yani 70-80 atan kalbin aniden 200'e çıkması. O kısa devre sonlandığı an çeşitli sebeplerle işte burada öksürmek olabilir dediğin gibi bazen hapşırmak ama daha çok orada şöyle manevralar vardır. Hastanın ıkınması, bazen bir iki yudum soğuk su içmesi, sağ ya da sol taraf şah damarlarına bası uygulanması gibi şeyler bu ritim bozukluğunu sonlandırabilir bu tip ritim bozukluğunda. Onlar söyleriz de hastaya yani onlar da bir kısmı hatta hastaların öğrenirler zaman içinde yıllardan beri bu ritim bozukluğu olan hastalar işte ben çömeliyorum şöyle ıkınıyorum geçiyor filan diyor ritim bozukluğu filan var öyle bilenler
zaman içinde onu öğrenmişler filan. Doğru, bunlar bazıları sonlandırır, hepsini değil ama bazen de işe yarayabilir bu tip manevralar. O manevraları hastalara biz de izah ederiz ya da hasta acile geldiğinde biz de hemen böyle monitörize ettiğimizde bir şah damarına şöyle bir basarız sonlanıyor mu filan diye. Onlar yapılabilecek şeyler ama hani kalıcı tedavi bunlar değil. Kalıcı tedavisi bunun eğer o kısa devreyle ilgili bir ritim bozukluğuysa yakılarak tedavi edilmesidir. Yakılan yer de kısa devrenin olduğu elektrik kablosunun olduğu yerdir, öyle söyleyeyim yani. Yoksa damar filan değil yakılan şey. Oranı tabii bulunmazsa onun nerede olduğunu tespit edilmesi için özel cihazlarla hani tedaviye de girmiş olduk burada ama işte kasıktan yine girilerek hastanın ya da damarına girilerek bazen boyun damarına giriliyor olur. Kalbin içine özel elektrotlar yerleştirilir. Özel bir bilgisayar sistemi vardır. Orada o ritim bozukluğu tetiklenerek o ritim bozukluğunun nereden kaynaklandığı tespit edilir. Ve kaynaklandığı yer işte kısa devreyle ilişkili bir ritim bozukluğuysa tedavisi de mümkünse hemen o anda. Genellikle o anda da tedavisi de hemen yapılır yani. Ya da bazen başka seans gerekir. Daha özellikli cihazlarla daha teferruatlı bir inceleme ve tedavi gerekebilir. Bazen herkeste o kadar kolay olmayabilir ama hani genel olarak tedavisi böyledir bunun, kalıcı tedavisi. Stres, anksiyete veya farklı yan etkiler ritim bozukluğunun sebeplerinden tetikleyebilir. Birçok şey tetikleyebilir ritim bozukluğunu. Özellikle altta yatkınlığı olan kişilerde bu tetiklenir daha çok. Şunu söyleyemeyiz, bu ritim bozukluğu olan kişiler işte sen şunu yaptın da ondan oldu bu diyemeyiz ama altta bu ritim bozukluğunu oluşturacak bir problem, bir yatkınlık varsa uykusuzluk tetikleyebilir, ani korku tetikleyebilir, stres tetikleyebilir. Birçok şeyi tetikleyebilir yani olabilir o. Onlardan dolayı o ritim bozukluğu olmamıştır. O ritim bozukluğu vardır o hastada. Araya giren bazı şeyler onun işte çarpıntının başlamasını sağlayabilir yani, öyle diyeyim. Ritim bozukluğunun farkına varılmamasının ileri aşaması nedir? Nereye gider? Ritim bozukluğunun türüne göre değişir bu. Genellikle zaten ciddi bir ilerleyen zamanlarda hastalığa ciddi bir soruna sebep olma ihtimali olan bir ritim bozukluğuysa genellikle fark edilir zaten. Fark edilmemesi pek olmaz. Fark edilir ama mesela bizim taş kardiyomiyopati dediğimiz bir hastalık grubu vardır. Hastaların kalbi uzun süre hızlı çalışırsa ki bu demin söylediğim şeklinde olandan farklıdır. Genellikle böyle hızlı menisküs cevaplı atrial fibrilasyon dediğimiz farklı ritim bozukluklar var. Atrial flutter gibi şeyler, atrial taş kardi. Bunun bir sürü türü var. Onlarda böyle hastaların kalbi uzun süre 130-140'larda böyle aylarca çalışan insanlar hakikaten oluyor bazen böyle kalbinin uzun süre bu ritim bozukluğu ve hızlı bir şekilde bu kalp yetmezliğine sebep olabiliyor tabii. Ama genellikle bu tip durumlarda o ritim bozukluğu düzeldiğinde kalp genellikle toparlıyor eğer çok gecikmediyse. Bu tip şeyler olabilir. Yani uzun süre kalbin hızlı çalışması kalbi zamanla yorar ve kalbin kuvvetini azaltabilir. Ama bu hani bütün ritim bozuklukları için böyle değildir. Yani öyle ara sıra 5 dakika 10 dakika kalbin hızlı çarpıyor sonra düzeliyor. Onlar da olmaz yani, öyle değil. Uzun süre tedavi edilmemiş ve kendi kendine de genellikle sonlanmayan bu saydığım türden ritim bozuklukları vardır. Onlar da öyle olur. Olabilir daha doğrusu. Ritim bozukluğu hissedildiğinde bir insan ne yapmalı? İşte ne olduğuna bağlı. Dediğim gibi bu kalbin aniden çok hızlanması şeklinde kuş çırpırı gibi bir şeyse işte burada ıkınma, tek taraflı iki tarafa birden basılması önermiyoruz. Boyun damarına bir 5-10 saniye basmak, efendim 1-2 yudum soğuk su içmek. Sonlandırabiliyor bazılarında bunu ama sonlanmıyorsa bir an önce acile gidip şey etmek lazım. Bizim en çok korktuğumuz şey şudur ritim bozukluğunda. Hasta çarpıntım oluyor ve bayılıyorum diyorsa, çarpıntım başlıyor ondan sonra da bayılıyorum diyorsa burada biraz daha hızlı davranıyoruz teşhis anlamında. Yani bir hasta çarpıntıdan sonra bayılma tarif ediyorsa genellikle elektrofizyolojik çalışmayı çok geciktirmeyiz. Ama hani diğerlerinde ya işte çarpıntın olsa bir EKG çektir bize getirir. Ama çarpıntın uzun sürmüyor ki hocam diyor. Yani 3-5 dakikada geçiyor diyor falan. O zaman holter bağlıyoruz üstüne bunun teşhisi için. Hani 24 saat bazen 3 gün 72 saat kayıt yapan bazen olay kaydedici dediğimiz cihazlar var. Yani birkaç haftada bir ortaya çıkan ritim bozukluklarını da tespit etmek için hastanın üstüne bağlanan verilen cihazlar, hatta loop recorder dediğimiz hastaya implante edilen cihazlar bile var. Yani öyle hastalar var ki, benim var öyle birkaç hastam oldu. 2-3 senede bir adamın çarpıntısı oluyor. 2-3 senede bir çarpıntısı oluyor ve çarpıntı her olduğunda bayılıyor yani. En sonunda da nihayet öyle birkaç sene önce geldi öyle. En son çarpıntıda yine bayılmış, sonra götürmüşler acile. Çarpıntı devam ederken yakınları filan tabii ayıkıyor, o çarpıntı devam ederken de ayıkabiliyor hasta, hemen öyle baygın kalmıyor genelde. O çarpıntı varken kayda alınmıştı, Allah'tan ne oldu görüldü, tedavisi yapıldı filan. Yani bazen bayıltabilir hastalarda, çarpıntı olur ve hasta bayılabilir, orada biraz daha hızlı davranmak lazım teşhis ve tedavi anlamında. Ritim bozukluğu bizim anlık müdahale edebileceğimiz kıvamda olsa da bir kardiyoloji uzmanına gitmemiz ileri aşama için faydalı bir şey. Tabii ki yani sonuçta mutlaka bunun bir kardiyoloğun görmesi gerekir yani. Hani şöyle bir şey var, evet geçti benim. Geçtin, olsun ama. Olur mu canım, o görmek lazım. Bir de öyle hayat mı geçer yani,
Seyahattesin, dağ başındasın, uçaktasın, oradasın, buradasın. Issız bir diye ya da denizde yüzüyorsun yani. Aniden çarpıntın başladı. Tamam, o çarpıntı normalde sıkıntı olmayabilir ama denizin ortasında o çarpıntının başladığını düşünün. Onun için bu tip şeyler olduğunda mutlaka tedavisi yapılması lazım. Ya da trafiktesiniz, her şey olabilir yani. Sonuçta hastada sıkıntılı bir durumdur. Çünkü o anda hasta bayılmasa bile tansiyon düşebilir, gözü kararabilir. Araba kullanıyorken tehlikeli olur. Birçok şey olur yani, hani oturduğu yerde belki 5-10 dakika sonra kendi kendine geçebilir çeşitli manevralar ama her zaman öyle sakin bir ortamda mı olacak bakalım? Belki tehlikeli bir durumda. O, ihmal etmemek lazım. Öyle olmaz. Geleceksiniz kardeşim bize. Öyle kaçmak yok yani. En korkutucu ritim bozukluğunu hayal edelim. Mesela nerede başımıza gelebilir? Valla bir şey diyemeyeceğim yani. Çay bitti kardeşim. Ya ben çaysız konuşamam ki. Çay da güzel olması lazım. Kısmen tedavilerinden bahsettiniz. Riskli boyutlarından bahsettiniz. Hassasiyetinden teşhis kısmından çok şey demedik, onu cümleyi tamamlayayım. Yani ritim bozukluğu özellikle böyle çarpıntısı olan hastalara, zaten genelde de öyle yapıyor hastalara, acile gitmeye çalışıyorlar ama uzun sürüyorsa mutlaka gece gündüz, zaten EKG dediğimiz cihaz sağlık ocaklarında bütün acil her yerde var. En kolay, en yaygın ulaşılabilen bir tetkik. Hemen gidecekler o çarpıntı varken ama. O çarpıntı varken o EKG çekilecek ve onu alacaklar, ceplerine koyacaklar. Bazen hasta neler vermiyor onu da buradan hatırlatmak istiyorum. Öyle hastalarım oluyor bu son zamanlarda. Biz bu EKG'yi veremeyiz diyorlar. O EKG bizim için çok kıymetli. Ya özellikle çarpıntı anında tespit edilmiş EKG çok kıymetli. Yani hastayı bize refer ediyorlar diğer hastanelerden. Senin işte ritim bozukluğun var, yakılması gerekebilir falan diye oradaki hekim arkadaşlara acilde söylüyorlar. Bize gönderiyorlar. Ama o EKG'yi göndermiyorlar bize. O EKG'nin hastaya bir şekilde verilmesi lazım. Yani eğer hastanede onun muhafaza edilmesi gerekiyorsa hasta fotoğrafını çeksin, kopyasını alsın, bir şey etsin. Yani o ritim bozukluğunun yakalandığı EKG çok bizim için kıymetli. Biz onun yakalanmasını, hani yakalandığı EKG'yi istiyoruz hastalara. Çarpıntın olsa git EKG'ni çek, bize getir göster. Ya da çarpıntın oluyor ama kısa sürüyor. Birkaç dakikada geçiyor. Acilde kavuşamıyorsun. O EKG'yi çekecek kadar devam etmiyor. O zaman sık sık oluyorsa holter bağlamak işe yarıyor burada. 1-2 günde bir oluyorsa üstüne cihazı bağlıyoruz, elbisenin altında kalan ve devamlı kalbin kaydını alan cihaz bu. Hastalar da çoğu biliyor bunu zaten. Cihaz üzerindeyken çarpıntısı olursa biz yine onun ne olduğunu görebiliyoruz. Ama bazen de dediğim gibi şanssız bir grup var. Hastaların çarpıntısı 3-5 ayda bir oluyor yani. Üstelik de kısa sürebiliyor. Yakalaması zor oluyor. Ama bunlarda çok panik yapmıyoruz. Özellikle hastanın başka bir kalp problemi yoksa, işte kalp yetmezliğidir, kapak problemidir, damar problemidir gibi başka bir kalp hastalığı olmadığını gördüysek, EKG'si de normal, EKG'si de çarpıntı olmaz zamanki EKG'de ciddi bir kalp hastalığını düşündürmüyorsa o EKG'de, çünkü bazen bazı ritim bozukluklarını düşündürür ve bazılarından hani şey deriz, tedirgin oluruz. Öyle bir şey yoksa o hastaların çok da tedirgin olmasına gerek yok yani, bayılmıyorlarsa da. Öyle 3-5 ayda bir 5 dakikalık çarpıntının hani çok endişelenecek bir tarafı yoktur ama yine de tabii araştırılması gerekebilir tabii, o ayrı. Kalbinizin sağlığı için bizi izlemeye devam edin. Thank you.